canların nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz kalktık. Çınar okula gideceğim. İyisinizdir mi? Orana kahvaltıya gideceğim. Yürüyün. Ha? Ay yapma. Siyah kazak giydim içerime. Olma. Aklı da. Görüşürüz. Evet canlar, merhabalar. Flaşımı açsam acaba? Olabilir aslında, neden olmasın? Evet, şu an flaşı açtım, daha iyi. Ne yapıyoruz? Bu arada halılarım geldi, çok güzel kokuyor ve sanırım çok güzel yıkanmış. Tertemiz görünüyordu. Şöyle tripodumu bu tarafa çeviriyorum arkadaşlar. Bu dolabımın çekmecelerini temizleyeceğim ve düzene sokacağım. Şöyle bir tane bez aldım. Ve şu Viking'in çok amaçlı temizleyicisini aldım. Güzel bir şekilde leke çıkarıyor, güzel bir şekilde temizliyor. Bunu kullanacağım. Yani ıslak bez kullanmayacağım. Bununla temizleyeceğim. Burası bayağı karışık. Zaten ben elimde ne bulduysam deptim buraya. Buraya geldikten sonra Edremit'e. Çünkü düzenleyeceğim diye sıkıştırıverdim hepsini. Hatta böyle doktor eldiveni. Saklama kabı. Peçete. Bulaşık süngerleri. Şu bulaşık süngerleriyle şu sarı bezleri mutfağa götürmeyi planlıyorum. Onları şöyle bir ayırayım. Oradaki alt çekmeceye koymayı planlıyorum. Burada Çınar'ın mama kaşıkları ve biberon temizleyici var. Bebekliğinden kalma. Bir tane kapak var. Şöyle peçete. Buranın temizliği zaten kalıyor. Evet arkadaşlar, ilk çekmecemi şöyle siliyorum. Zaten işleri temiz, sadece dağılmıştı. Dolap da benim çok işime yarıyor gerçekten. Keşke çekmeceleri birazcık daha derin olsa ama. Gerçekten bu üründen memnun kaldım arkadaşlar. Hem kokusu çok güzel, hem de güzel leke çıkarıyor. Ama şöyle bir durum var. Kesinlikle ve kesinlikle aynaları ve cam yüzeylerde kullanmayan arkadaşlar çok fazla bulanık yapıyor. Ben böyle bütün eşyaları çıkaracağım, sileceğim, en son yerleştireceğim. Çünkü öyle benim için daha kolay olacak. Hatta sizlere şöyle biraz daha dolabıma yakınlaştırayım. Bu arada tripodumu Yakup tamir etti. O kırılan tarafını cezaevine götürmüş bugün. Çok kuvvetli bir yapıştırıcı ile yapıştırmış. Ayağı sağlam olmuş ve hiçbir şekilde belli olmuyor. Bakalım ne kadar dayanacak bilmiyorum. Şu an için bayağı sağlam gözüküyor. Akşama da arkadaşlar çorbam var. Pilavım var. Sabah da işte gitmeden önce hemen şey yaptım. Nohut ısladım. Yanına şey yaparım diye. Pişiririm nohut diye. Hallarım gelmezse çok iyi olur. Bakar mısınız karışıklığa arkadaşlar? Ah, çok karıştı. Ya burada işte kullanmadığım kavanozlar, saklama kapları. Zeytin çizme aleti, huniler,
aşağıya indirsem sizlere. Güzel olur. Şurada bir şişem var. Ay, ocakta da şey var, nohut var. Haşlamaya koydum düdüklüğüyle. Kapatacağım şimdi aklım onda. Onun için diye korkuyorum. Artık gönül rahatlığıyla yarın süpürme silme işlemini yapabilirim. Bütün evi yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Bakacağız, sabahtan başlayacağım. Çekmediğim işlerini sildim arkadaşlar. Şimdi düzenleyeceğim. Şöyle hatta peçeteyi de peçeteleri de mutfağın çekmecesine koyabilirim. Alttan başlayacağım düzenlemeye ki üst çekmecede boşluk kalırsa peçeteleri oraya sıkıştırmak zorunda kalmam. Nohutu da kapadım arkadaşlar. Şimdi buraya kullanmadığım aletleri koyacağım. Şu peçetelik. Güzel bir şekilde yerleştireyim ki bayağı bir yer alsın. Şunu bunu sana koysak. Evet olur. Şunları şöyle üstlerine sıkıştırabilsin. Bayağı bir eşyası istiyorum çünkü. Şunu mesela şöyle koyabilirim. Ya da şu şekilde. Buzdolabın buzluğu. Buzdolabın buzluğu mu? Bunu buzdolabın üzerine koyayım ki gözümün önünde olsun, kaybolmasın. Şuraya kuneleri koyalım. Şuraya kahve. Ay, çok soğuk, soğuk değil mi sen? Soğuk olması gerek. Yani sığdırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Görsellik olarak çok da önemli değil. Hepsi sığsın. Şu peçeteleri de artık kullanmıyorum ama evde dursun, atmayayım. Her ihtimale karşı belki peçetelime bir şey olursa, ihtiyaç olursa kullanırım. Ben bu saate artık oynuyorum ha. Ayıttım bu saate. Anne çekeyim mi? Ben saate ayıttım anne. Ayıttım. Şöyle yapalım. Şöyle yapayım, böyle yapayım, şöyle yapayım. Çok yer kaplıyor. Şöyle dik mi koysam acaba?
koyduğum zaman daha iyi oldu. Şöyle. Bunu şöyle sıkıştırdım. Şuraya en azından şunları koyabilme şansım oldu. Burayı da bu şekilde yaptık. Üst kısmı da. Şunları koyalım. Eldiven. Şöyle sofra bezini koyayım arkadaşlar. Hemen üzerine de şöyle masa örtüsünü koyacağım. Elimin altında olsun diye buraya bunları koymaya karar verdim. Şu iç kısmını da sileceğim arkadaşlar. Gerçekten temiz bir şiştirdi. Şu renkli misafir peçetelerini buraya koyabilirim elimin altına. Burada daha rahat. Artık dış kısmını da silelim. Canlarım, ekmeklik dolabımda düzenini ve temizliğini yaptım. Hemen tekrardan sizlere göstereyim. Şu kısımda ekmeğim, peçetelerim var. Üst çekmece de sofra bezim ve masa örtüm. Burada bir adet misafirlik küllüğüm, eldivenlerim var. Alt çekmede de saklama kaplarım var. Zaten sık kullanmış olduklarım, mutfakta bunları kullanmamış olduklarım. Burada da yine kullanmadığım ıvır zıvır malzemelerim var. Bence bayağı çok eşya aldı. Gayet de güzel oldu. Gayet de güzel oldu. Ellerime sağlık diyorum. Bahar da geldi arkadaşlar. Vallahi mis gibi parfüm kokuyor. Bayağı gayet de güzel yıkanmış görünüyor. Diğer parçası çok güzel kokuyor. Bu da zaten mutfağın halısı. Daha hiç serilmedi. Nasıl duracak bilmiyorum bile. Düdüklü dedim, nohutu hallettim. Bakalım şimdi açacağım birazdan kapağını. Umarım güzel, istediğim gibi pişmiştir. Maçtan da arkadaşlar, gerçekten çok güzel olmuş. Tam istediğim gibi. Şimdi bunun hepsini yapmayacağım. Bir kısmını ayıracağım nofrozla. Bir kısmını da yemek yapacağım. Hemen ayırayım. Ondan sonra ayırdığım kısmı zaten soğuturum. Soğuduktan sonra nofroz atarım. We'll be right back.
bitişini yapmaya karar verdim. Videomu burada sonlandırmak istiyorum artık. Yorgunum, spor yapacağım. Bir saat sonra falan spor yapmayı planlıyorum. Şu an çay içiyorum. Biraz çay keyfi yapayım. Biraz Survivor seyrediyorum. Ondan sonra sporumu yaparım ve yatarım diye düşünüyorum. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum. Sağlıklı olun, sağlıklı olun, huzurlu olun, benimle olun diyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.